Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Ünite 3 Üsrati Ailem diye bir parçayla başlamış. Halidun Halit nedir? Tilmizün bir öğrencidir. Nerede? Bil medresetil iptidaiyyid diye devam eden bir parça. Ardından metni kavrama alıştırmaları. Birinci soruyu zaten atlıyoruz. Şık yok. İkinci soruya baktığımızda altı çizili kelimelerin eş anlamlıları parantez arasından seçin denilmiş. Bunların cevabını videonun altında bulabilirsiniz. Zıt anlamlılar da yine videonun altında yer alıyor olacak. Sıra ismin mevsul yani konu dil bilgisi yönünde. Konu oldukça kolay bir konu, zor değil. Ezberlenmesi gereken birkaç şey vardır. Onlar ezberlendiğinde konu en azından %95-%96 oranında başarı ile kavranır. Başarıyla cevaplar verilir. İsim mevsul tek başına bir anlamı olmayan ancak kendisinden sonra gelen cümleyle birlikte bir mana ifade eden marife bir isimdir. İsim mevsul nedir? Marife bir isimdir. Manası nedir? Kendi başına bir manası yoktur. İsim mevsul genelde marife bir isimden sonra onun sıfatı olarak gelir. Genelde derken çoğunlukla ya. Yani. İsim mevsul marife bir isimden sonra gelmiş ise, marife olarak gelmişse zaten marife kendisi, ne olur? Onun sıfatı olur. Ancak cümlenin bir ögesi olarak mübteda, haber, fail ve benzeri şeyler de olabilmektedir. Ayrıntıları birazdan karşımıza çıkacak. İsim mevsulü has ve müşterek olarak ikiye ayırdığımızı unutmuyoruz. Hangileri has, hangileri müşterek sayabilmemiz gerekir, ezbere bilmek gerekir. Has, isim mevsul. Müzekker ve müennesi, tekil ve çoğulu için ayrı ayrı lafzı bulunan isim mevsule has isim mevsul denir. Bir isim mevsul var. Müzekkere göre farklı bir kalıp, müennese göre farklı, müfrede, tesniyeye, cemiye göre farklı kalıplara bürünebiliyorsa ona has isim mevsul diyoruz. Has özel demektir. Bu yüzden özel isim mevsuller de denebilir diye yazılmış. Bunlar cümlenin bir ögesi olarak gelebildikleri gibi. Öge derken işte mübteda, haber, fail gibi. Cümledeki marife bir ögenin sıfatı olarak da gelebilirler. Yukarıda yazılan bilgi bunlar için geçiyor. Bu durumda isim mevsul öncesindeki isme hem müzekker hem müenneslik hem de sayı bakımından, sayı derken müfret, tesniye, cemi bakımından uyar. Bu zaten sıfat mevsufta olan bir şeydi, yeni duyduğumuz bir şey değil. Mevsuf müfretse sıfatta müfret olur. Tesniye ise tesniye, cemi ise cemi. Sayıdan kasıt budur. Şimdi bu has dediğimiz isim mevsulleri bir görelim. Bunları ezberleyelim arkadaşlar. Nasıl ezberleyeceğiz? Müfret, tesniye, cemi bilincinde olarak ezber yapacağız. Yani müzekker demiş. Ellezi, ellezane, ellezeyni, ellezine. Sağdan sola doğru her biri müzekker. Hemen altta müennes yazılmış. Elleti, elletane, elleteyni, ellati, ellevati, ellai. Bunlar müennes. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru bir sıralama var. Yani nedir? Tekil diyor, müfrettir bunlar. Kildir, ellezane, ellezeyni, elletane, elleteyni. Çoğuldur, ellezine, ellati, ellevati, ella. Yukarıdan aşağı ve sağdan sola doğru gruplandırma söz konusu. Bunlar hakkında şunu söyleyebiliriz. İkil olan yani tesni olan nedir? Mureptir. Muret ne demek? Duruma göre ellezani de yazılır, ellezeyni de yazılır. Elletani, elleteyni, mureptir. Tesniyenin irabı neydi? Elif ile merfu olur. Esreli nun sağında elif var. Şu anda merfu durumunda. Nunun sağında ya olursa bu onun nas ve cer hali olur. Tüm tesniyeler böyleydi zaten. Bu da bir tesniyedir. Tesniyenin irabını alır. Müenneslere değişen bir şey yok. Nunun sağında elif varsa raf hali. Raf halinde olması onun müpteda, haber, fail, naib-i fail olabileceğini gösterir. Nunun sağında ya var. Bu durumda bu ne olur? Meful olabilir, hal olabilir, mecrur olabilir, öyle değil mi? Muzafun leh olabilir ve benzeri şeyler. Ardından ellezine gelmiş. Ellezine cemidir ve müzekkerdir. Müzekkerdir, cemidir. Peki dikkat çeken nokta
Ellati birinci cemi müennes. Ellevati ikinci cemi müennes. Ellai üçüncü cemi müennes. Bunlar hem cemidir hem müennestir. Herhangi birisini cemi müennese ihtiyaç duyduğumuzda kullanabiliriz. Dikkat çekilen nokta tesniyeler murettir. Başında haticel mi var, muzaf mı var ona göre değişken olabilirler. İşte ellezani, ellezeyn olabilir. Yani değişiklikten kastım bu. Elif yerine ya gelebilir. Değişiklikten kasıt bu. Elle tane yine ondan önce elif vardı. O elif yerine ya ile şu şekilde yazılabilir. Bunun dışında diğerleri yani müfred olsun, cemi olsun zaten yazılmış. Mebnidir yani başında harfi cer varmış. Bunlar mef'ulmüş veya failmiş. Değişmez. Daima aynı hareket sahiptirler. Bu tabloyu ezbere biliyoruz. Gayet iyi bir şekilde ezbere biliyoruz arkadaşlar. Rahat edelim. Bildiğimizi, burayı ezberlediğimizi varsayarsak. Ellezî bu isim mevsul tekil müzekker isim için kullanılır demiş. Demesine gerek yoktu. Biz zaten ellezî, müzekker ve müfett olduğunu biliyoruz artık yani. Bu bilinen bir şey. Ra'eytu, ra'a, fiil, tu, fail olmaktadır. Eddalibe ne olur? Mef'ul olur. Eddalib kelimesi elif lamdı mı? Evet. Ardından ellezî geldiyse onun nesi olur? Sıfatı olur. Yukarıda yazıyordu. Marifi kelimeden sonra isim mesul gelirse onun sıfatı olur arkadaşlar. Ettalip nedir? Mef'uldür. Yani mensuptur. O zaman ellezî de aynı irabı sahiptir. Zehebe fiildir. Fail hüve olur. O yani o kişi. O kişi gitti. Nereye? İlel mektebeti. Okula gitti. Kütüphaneye gitti. Şeklinde. Bunlar ama bir bütün cümle olarak mana verirken kütüphaneye giden öğrenciyi gördüm. Aslında burada iki ayrı cümle var derken o kastedilmiştir. Ellezani tesniye. Bu isim mevsul tesniye müzekker için kullanılır. Zaten tabloda açık bu. Bunların irabı diğer ikil kelimeler gibidir. Yani mebni değil, murettir. Raf halinde elif olur, nasb ve cer halinde ya olur diye söylemiştik. Hemen örnek verecekler. Ade döndü. Bir fiil bu. Hade, gale, kane gibi bir fiil. Ecref bir fiildir. Fail lazım. Ebbali, bani, nun evvelinde, nunun sağında elif var. Öyleyse bu kelime ne? Raf halinde. Yani faildir. Madem ki bu fail, bunun ardından da gelen kelime ne olacaktır? Onun sıfatı olduğundan onun irabını alacak. Yani ellezâni diye yazılır. Nunun sağı elif olur. Ellezeyni diye nunun sağı ye olamaz. Niye olamaz? Bu getirdiğimiz isim mevsul sağındakinin sıfatıdır. Sıfat da mevsufunun yani neyin sıfatıysa onun irabını alır. Aynı harekeleme, harf düzlemine sahiptir. Ettaliban elif lamlıdır, marifedir. Ardına gelen isim mevsulü onun sıfatı olacaktır. Ettalibatin nun evvelinde elif yazılı. O zaman elledani de nun evvelinde elif olacak. Ettalibani nundan önce ya olsaydı burada da nundan önce ya olacaktı. Çünkü sıfatı ya aynı irabı almak zorunda. Peki dalibani niye ya değil de elif aldı? Çünkü bu faildir, tesniyedir. Tesniye bir kelime fa ise diğer bir deyişle merfu ise elifle yazılmak zorundadır. Zehebe, zeheba tesniye bir mazidir. Zehebe yazıyor. Üçüncü baktan. Niye tesniye geldi? Çünkü sağda iki kişiden bahsedilmiş. Dalibani iki öğrenci. Ade döndü. Et dalibani iki öğrenci. Ellezani öyle iki öğrenci ki denilir burada. Zeheba gittiler. Giden iki öğrenci. Nereye? Külliyeti fakülteye. Ra'eytu, ra'a, fiil, tu, faildir. Artık bize mef'ul lazım. Mef'uller mensuptur. Tesniye kelimenin mensupluk alameti, nasb alameti, nunun evvelinde ya'nın olmasıdır. Bu yüzden bali, beyni diye ya var nundan önce. Bu kelime elif lamlı yani marife. Öyleyse ardından gelen isim mensul onun sıfatı olacak. Madem sıfatı olacak, onunla aynı irabı alması gerekir. Bu yüzden ellezeyni nundan önce ya var da elif yok. Aynı irabı almıştır. Yani. Dalibun, dalibani, dalibeyni. Tesniyenin nasb halidir. Ellezeyni de aynı şekilde ona uymuştur.
Zehebe, zehebâ tesniyedir. Çünkü iki öğrenciden bahsedilmektedir. İleri külli gitti yine fakülteye. Daliban elif lamlı olduğu için ardından gelen isim ve onun sıfatı oluyor. Bunlar her zaman sıfat olmazlar. Gelecektir birazdan. Sellentu ala. Şunu da söylemek gerekiyor. Bu konu biraz neyle alakalı? İrab ile alakalı. Müfredin, tesniyenin, cemin, irabını bilmek gerekir. İrabla alakalı daha önce video çekmiştik. Dileyen şu an linki görüyordur sanırım. Tıklayıp izleyebilir. Devam edelim bakalım aşağıda neler var. Ala harfi cerdir. Cer etmiştir. Dalibeyni, dalibeyni. Ra'eytu eddalibeyni. Sellemtu ala eddalibeyni. Her iki şekilde dalibeyni, dalibeyni yazılmakta. Ellezeyni, ellezeyni yazılmakta. Ama arada fark var. Dalibeyni cer halinde. Üstteki dalibeyni nasb halinde. Sorulabilir mesela. Ra'eytu dalibeyni, ellezeyni. İrabı nedir? Yazar işte dalibeyni burada mensuptur, cerhali şudur. İşte mecrurdur, cerhali şudur, mensuptur, nasb alameti budur diye bir sürü şey yazabilir. Ne yapmanız lazım? Failden sonra gelmişse, fiil, fail ardından gelmiş ise ya onun nasb halidir. Ama dalibeyni'den önce ala gibi bir harfi cer varsa artık buradaki ya nedir? Nasb hali, nasb alameti değil. Cer alameti olmakta. Yani tesnielerde ya hem cer halinde hem nasb halinde olur. Peki an itibariyle cer alameti mi nasb alameti mi? Onu kelimenin hangi ögesi olduğu veya başında cer eden bir şey olup olmadığına bakarak buluruz. Dalibeyn sağında ala harfi cer var. Ba, min, ila, en, ala, lam, fi, kef, hatta diye harfi cerler devam eder. Böyle bir harfi cerden sonra gelmiş ise onun y'si cer alametidir. Veya başında muzaf olabilir. Yine onun cer alameti olur oradaki ya. Ama burada olduğu gibi başında ne muzaf var ne harfi cer var. Bu gibi durumda bu nedir? Bundaki ya ne olur? Mensupluk alameti. Nasb alameti olur. Ellezine'ye geldik. Neydi bu? Cemi müzekker için. Yine mebni olmakta. Mebni olduğundan dolayı her halükarda ellediğine diye yazılacaktır. Ra'a fiil tu fail. Ben gördüm. Neyi, kimi? Ettullâbe öğrencileri. Ellediğine o öğrenciler ki zehebu gittiler. Giden öğrencileri gördüm. Burada ellediğine ne olmakta arkadaşlar? Ettullâb kelimesinin sıfatı olmaktadır. Elif lamlı çünkü ettullâb kelimesi. Bir buna dikkat ediyoruz. Bir de ellediğine gözle görünür nas, raf, cer alameti olmaz. Çünkü mebnidir. Ellediğine daima ellediğine yazılır. Bunun örneği bakalım aşağıda gelir mi? Gelmezse de bir söyleyeyim. Eddullâbe değil de Eddullâbi diye gezseydi bile. Mesela başında alâ harfi cer olduğunu düşünelim. Aleddullâbi esirli diyelim ba. Ellediğine yine ellezine diye yazılır. Ellezini gibi nuna esre falan veremeyiz. Mebnidir çünkü değişmez. Her ne kadar sıfatı olsa da onun irabını alması gerekse de gözle görünür bir değişiklikle almaz bunu. Mahallen alır. Çünkü mebni. Elleti müfret müennes idi. Yine mebnidir. Ra'eytu eddalibe elleti. Elletani tesniyedir. Murettir. Adeti diyor da adet aslında. Adet döndü. Yani t'de sükun var. Ancak sakin bu. Ardından eddalibe tane yine sakin var. Öyle değil mi? Hemze var başta. O da sakin. Sakinle başlamak hoş olmadığından, mümkün olmadığından. Adetit dalibe tane. Sakin harfe hareke vermek istedik. Sakin harfe de hareke ancak esre olarak verilir. Kuralı var. Zamirler hariçtir. Yani kumullahu olur. Kumillah olmaz. Esre ondan gelmiştir. Buradaki esre zamir değil yani. Nasarti, ketetti, fetahti oradaki değil. Bu nedir? Nasarat, ketebet, fetahat kalıbıdır. Adet. Geçiş yapmak istedik. Adetit dalibetani oldu. Adet müennes yani. Eddalibetani ne olur burada? Fail olur.
Fiil, fail. Elif lamlıdır, öylesi ardından geleni onun sıfatı olacak. Bu fail olduğundan bundan önce ne var? Elif var. O yüzden elle tane onun sıfatı olduğundan o da elifli gelmesi gerekiyor. Birebir uyuyor. Niye uyuyor? Hani uymuyordu az önce. Tesniyelerde uyum var. Tesniye dışında uyum olmayabilir. Mebni yani kelimeler. Ra'eytu, ra'a fiil, tu, fail. Eddalibeteyni, elleteyni. Burada da dalibeteyni burada nasb halinde verilmiş. Görüyorsunuz bundan önce ya var. Elletani, elleteyni diye dönüşmüş. Bundan önce ya var. Madem o nasb halinde ben de dalibeteyninin sıfatı olarak ona benzerim diyor. Elletani. Bu yüzden bundan önce ya vardır. Sellemtu ala, selleme fi tu fail, ala harfi cer, cer etmesi lazım. Eddalibeteyni, nundan önce ya var. Elleteyni, nundan önce ya var. Eddalibeteyni, elleteyni, bunlar ne halinde? Cer halinde. Nasbı da böyle, doğru ama buradayken bu meful konumundaydı. O yüzden yası nasb alameti dedik. Burada cer halinde, çünkü başında harfi cer var. O yüzden cer alameti dedim ya'ya. Demek ki tesnelerde ya duruma göre nasb alameti, duruma göre cer alameti olabilir. Ellati bu ismi üstüse çoğul müennes, cemi müennes için kullanılır, mebnidir. Ra'eytu ra'a fi tu fail eddalibata eddalibati mef'ul olmaktadır. Ellati zehebne. Nasıl mef'ul esra almış diye düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü bu kelime cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimler hiçbir zaman zaten fetha almazlardı. Nasf halinde esra alır. Cer halinde de esra alır. Sadece raf halinde ötse alırlardı. Has isim mesulün cümlenin bir ögesi olması. Şimdiye dek hep neyi gördük? Has isim mesulün sıfat olarak kullanımını gördük. Biraz ona dikkat çektik. Biraz daha raf, nas, cer diye söylemlerde bulunarak buraya kadar geldik. Artık has isim mevsulün cümlenin bir ögesi olmasına değineceğiz. Ama has isim mevsul neydi? Bir aklımıza getirelim bunu. Has isim mevsul sabit bir kelime değil. Müzekker için ayrı bir kalıp, müennes için ayrı bir kalıp, müfret için ayrı, tesne için ayrı, cemi için ayrı bir kalıba bürünebilen isim mevsullerdi. Yürünemeyen de mi var? Evet, her zaman sabit olanlar da var. Onlar aşağıda gelecek zaten. Yukarıda da ifade edildiği gibi has isim mensuller müpteda olabilirler, haber olabilirler, fail, mef'ul, naib-i fail ve benzeri şeyler olabilirler. Mesela müpteda oluşu demişler. Ellezî, o kimse ki nâle, nail oldu, kavuştu, kazandı, el-câizete, ödüle. Ki o kimse kimdir? Kerîmun, kerimdir. Bu bir isim cümlesi. Zaten isimle başlamıştır. İsim mevsul müptedadır. Ellezî cümlenin başındaki. Kerim ise onun haberi olmaktan. Nâle el-câize kısmı ne olur? İsim mevsulün sıla cümlesi olur. İsim mevsulden sonra bir sıla cümlesi gelir. Buna da kitap aşağıda değinecek zaten. Haber oluşu. Ümmi benim annem. Hiye o. Elleti tar'a el-beyte. Burada ümmi müpteda olmakta. İsim mevsul ise haberdir. Elleti. Hiye o kimdir? Elleti. Hiye burada fasıl zamiri. Fasıl zamiri, zamirul fasıl demekteyiz. Burada olmazsa çünkü ümmi marife, elleti de marife, sıfat mevsus gibi bir durum olurdu. Olmaması için. Bu araya gelmiştir. Sıfat mesuf diye düşünülmesin ümmi ile elleti. Çünkü ikisi de marife ya. Sıfat mesuf diye akla gelir. Böyle bir karşılıklık olmasın diye araya fasıl zamiri dahil edilir. Fail oluşu vasale elledi. Vasale bir fiildir. Fiilden sonra gelince ne oluyor? Fail olur. Mef'ul oluşu ra'a fi tu fail elledine mef'ul olmak. İsim mesul, ra'aytu fiilini mef'uldür yazılmış. Cümledeki bir ögenin sıfat olması. Zaten buna bayağı bir değindik yani. Başta kitap bunu anlattı. Yukarıda da belirtildiği gibi has isim mesuller cümlenin ögelerinin sıfatı olarak gelebilir. Müptedanın sıfatı demiş. Bakalım nasıl.
Eddalibu, ellezî, eddalibu, eliflamlı bir kelime. Ardından isim mevsulü gelmiş. Direkt sıfatı olur. Çok açık bu. Eddalibu burada mübtedadır, ilk kelimedir, eliflamlıdır, isimdir. Eddalibullezî, öğrenci ki, necaha fil imtihani, imtihanda başarılı oldu. İmtihanı kazandı. İşte o kimdir? Hasan'ın Hasan'dır. Haberin de sıfatı olabilir. Haza huve eddalibu. Haza bu, eddalibu öğrencidir. Ellezî, öğrenci ki, necaha fil imtihani, imtihanda başarılı oldu. Burada ellezî haberin sıfatı, haber eddalik olmakta. Failin de sıfatı olabilir. Vesale eddalibu ellezî. Eddalik burada fail olmaktadır. Merfu zaten. Nüsrettir, raf alamet ötredir. Eliflamlı bir kelime. Eliflamlı kelimeden sonra geldiklerinde sıfat olurlar. Mef'ulün de sıfatı olabilir. Eliflamlı bir kelime olan eddalik var. Ardından ellezî gelmiştir. Öyleyse onun sıfatıdır. Ra'a fi'l tu fa'il et-talib mef'ul ellezî onun sıfatı neceha fi'il huve fa'il olur yine. Gizli zamir. İkil müsenna yani olanlar hariç. Bütün isim mevsuller mebnidir. İkil olanlar ise murettir. Bu bilgiyi unutmayalım. Sorulabilir bilgi sorusu olarak. İkil muret ne, mebni ne anlatılmıştır sanırım. Verilen örneklerde de görüldüğü üzere diğer iki lafızlarda İkil lafızlarda olduğu gibi yani tesniye lafızlarda olduğu gibi bunların da raf hali elifle. Ellezani, elletani. Tesniyelerde isim mevsul, tesniyelerde elif ile raf hali, merfuluk hali olur dedik. Nas ve cer hali ise ya iledir. Ellezeyni, elleteyni. Verilen örneklerde görüldüğü gibi diğer ikil lafızlarla. Yani isim mevsulün dışındaki tesniye kelimelerde olduğu gibi isim mevsulü tıpkı onlar gibi yani. Galemun, galemani, iki kalem. Kalemani derken nundan önce elif var öyleyse raf hali. Kalemeyni desem nas ve cer hali. Ya var çünkü. Nas mı cer mi? Galemeyn hangi durumda? Başına harfi cer getirirsen cer hali. Muzaf getirirsen cer hali. O şekilde devam eder. Cümlede mef'ul ise, hal ise artık nasıl konumu değinir. Ayrıca ikillerle müennes çoğul için kullanılan isim mevsuller çift lam ile yazılmaktadır. Tesnelerde ve cemi müenneslerde iki tane lam kullanmaktayız diyor. Diğerlerinde tek lam var. Yazılışlara da dikkat ediniz. İsim mevsullerin ikil ve çoğul hallerini gerekli değişiklikler yaparak yazınız denilmiş. Ra'eytu difle burayı çoğul mu yapmamızı istemişler? İkil ve çoğul hallerini. İfade öyle mi vardı? Tam anlayamadım ama bunları tesniye ve cimi yapmamız istemiş olabilir. Eddifre ra'a fi'l tu fa'il. Ne yapacaksın? Eddifle mef'uldür. Bunu tesniye yaparsan diflani difleyni olur. Nasb hali. Sonra ellezî de ne olur? Ellezâni, ellezeyni. Ellezeyni olur. Dıfleyni, ellezeyni. Ra'eytu, elbinte, bintani, binteyni, elleteyni. Ra'afi, tufail, meful olması gerekir. Bintani dersen, rafali. Binteyni dersen, nasfali. Bunu da elletani yaparsan, raf, elleteyni yaparsan, nasf olur. Binteyni ile uyumlu olması gerekiyor sıfatı. O yüzden elleteyni deriz. Sıra geldi müşterek isim mevsullere. Diye bir deyişle has isim mevsuller bitirildi. Onları hallettik. Müzekker ve müennesi, tekil ve çoğulu için ayrı ayrı lafzı bulunmayıp hepsi için ortak kullanılan isim mevsullere müşterek isim mevsul denilmektedir. Bunlara genel ya da ortak isim mevsuller de diyebiliriz. Bunların başlıcaları iki tanedir. Ma ve men. Demek ki müşterek isim mevsul nedir? Ma'dır, men'dir. Niye müşterek denilmiş? Çünkü bunların tekili, müfret, işte müfret, tesniye, cemi gibi bir değişmesi söz konusu değil. Müzekkere, müennese göre değişmesi söz konusu değil. Men daima men yazılır. Ma da daima ma diye yazılır. Her ikisi de mebnidir. Yani raf, nas, cer durumlarında herhangi bir değişikliğe uğramazlar.
Müşterek isim mensupları has olanlardan farklı olarak sadece cümlenin bir ögesi olabilirler. Yani cümledeki bir ögenin sıfatı olamazlar. Direkt kendileri bir öge olurlar. Raf konumuna örnek veriyorum. Men diyor. Men isim mensuldür. Akıllı varlıklar için kullanılır. Mebni olduğu için raf, nas ya da cer konumu her halükarda yazılışı aynı. Mimde fetha, nunda sükun var. Raf konumuna örnek. Ca'e geldi. Men. O kimse ki hafiza ezberlemişti el Kur'an'ı. Kur'an'ı öyle Kur'an ki el Kerim'i Kerim Kur'an. Değerli Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen kişi geldi. Ca'e burada nedir? Fiildir. Men ne olur? Fail olur. Nasb konumuna örnek. Ra'eytu ra'afitu fail olur. Men meful olur. Nasb konumundadır ama raf konumunda da öyle yazılmıştı. Yazılışında değişiklik yok. Cer haline örnek. Merartu merra uğramak. Tu ben. Ben uğradım. Kime? Bi men. O kimseye ki hafıza ezberlemişti. Yani Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i. Men'in başında bi harfi cerri var ama değişmez. Yazılış yine aynı. Çünkü mebnidir. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde ise isim mesul raf konumunda tekil, çoğul, müennes, müzekker için ortak olarak kullanılmıştır. Raf konumunda tekil, çoğul, müennes, müzekker için ortak olarak kullanılmış. Neca men, neca kurtuldu. Men o kimse ki abide kulluk yaptı. Hü o kişi kime? Allah'a Allah. Hü ve gizli zamir. Men burada ne olur? Neca fiilse men faili olacaktır. Neca fiil men yine fail olacaktır. Ama ögeden öte şuna dikkat etmemizi istiyor. Men burada müfret ve müzekker için kullanılmış. İkinci örnek de abedü cemi için kullanılmış. Üçüncü örnek necet diyor sanırım. Necet kurtuldu. Men o kimse ki abedet. Men şu anda ne için kullanıldı? Müfret müennes. Abedet fiilinde bunu görebiliyoruz. Necet men abedne. Abedne cemi müennestir. Men cemi müennes için kullanılmış oldu. Bu örnekleri niye verdi? Şunun için verdi. Yani kelime diyor men isim mensubu. Men isim mensubu. İster müfret, ister tesni, ister cemi, ister müzekker, ister müennes için kullanılsın. Daima men diye yazılır. Bunun örneklenmiş hali bunlardı. Şimdi ma'ya geldi sıra. Ma'da da aynı şey yapılmış olabilir. Bakalım. Ma isim mensubu evvela akılsız varlıklar için kullanılır. Yani ma bir insan için kullanılamaz. Tabii ki yine mebnidir. Yegulu er-raculu ma la yef'aluhu. Adam yapmadığını söylüyor. Yegulu söylüyor. Kim er-raculu adam? Neyi söylüyor? Ma o şey ki la yef'alu yapmadı hu onu. Yapmadığı şeyi söylüyor. Yapmadığını söylüyor. Haka Mahmudun ma o şey ki şahedehu gördüğünü hikaye etti, anlattı. Ma nedir yani? Olumsuzlar için kullanılan bir şeydir. Birazdan daha anlaşılır hale gelecek bu. Cümlenin bir ögesi olarak kullanılması mesela müpteda olabilir. Ma o şey ki gultu ben söyledim hu onu. Hu o neyin nesi? Es-sevabı doğrudur. Ben söylediğim şey doğrudur. Buradaki ma müpteda olur. Raf konumunda. Es-sevabı ise haberdir. Haber olabilir mi? Kendisi olabilir. El-müslimun müslüman kimdir? Men. O kimsedir ki selime el-müslimun millisani neydi? Bir hadisi şerif. Burada da el-müslimun müpteda mense onun haberi olmakta. Fail olabilir. Tekaddeme men. Fiilden sonra gelmiştir. Faildir. Mef'ul de olabilir. Şekera fiil tu fail men. Ben o kimseye şükrettim ki o kimse Nasara yardım etmişti. Neyi bana? Bana yardım edene teşekkür ettim. Men burada mef'ul. Müşterek isim mensuplarından men akıllılar, ma akılsızlar ve cansız varlıkları belirtmek için kullanılır. Has isim mensuplarının tekil ve ikilleri hem akıllılar hem de akılsızlar için kullanılabiliyordu. Böyle bir fark var.
Kitap konuya devam ediyor. Bakalım şimdi ne anlatacak. Örnekler var. Örnekler için arkadaşlar. Qara'tu el kitabe ellezî, o kitap ki iştaraytu, ben satın aldım ha onu. Şimdi kitap burada nedir? Akılsız, yani cansız bir varlıktır. Ellezî onun için kullanılabiliyor. Bunun bir örneklenmiş hali. Yukarıda geçen cümlelerde has isimle su. İlk dördünde akılsızlar için, sonraki dörtte akıllılar için kullanmış. Has isimle su hem akıllılar hem akılsızlar için kullanılabiliyor. İşte ellezi, o kitap ki, sağındaki için kullanıyor isimle su. O kitap ki, ellezi, öyle kitap ki, öyle nokta nokta noktada ne varsa, sağında ne varsa onun için kullanmış oluyor. Kitap nedir? Akılsızdır, cansız varlıktır. İkincide de aynı şekilde. Üçe baktığında hadaigu, hadigatun, hadaik çoğul bir kelime. Bahçelerin aklı olmadığından nüsret müennes hükmünde gelir. Bu yüzden elleti gelmek. Sıfat. El hadaik elif lamlı olduğundan kendisinden sonra gelen isim mevsul onun sıfatı olur. El kitap, el kitap. Yine bunlar elif lamlı. Adlarından gelen isim mevsuller onun sıfatı olmaktaydı. El hadaik cimiyken elleti müfret bir sıfat oldu. Niye? El hadaik gayra akıl bir cimidir. Bu yüzden böyle olması doğaldır. El hadaik gayra akıldır. Yani bahçelerin bir aklı yok. O zaman bunun sıfatı müfrette müennes gelmeli. Kaydı bu. Elleti o yüzden müfret müennes gelmiş. El hadigatani elletani. Raf halinde hadigatani, raf halinde bir tesniyedir. O yüzden elli tane de raf halinde bir tesniye gelmiş. Çünkü onun sıfatı. Çünkü el hadiga eliflamlıdır. O yüzden ismin mesul onun sıfatı olmadı. Vesale vardı, ulaştı, geldi. Eddalibu, öğrenci, burada fail. Ellezi, öğrenci ki, ellezi burada ne için kullanıldı? Akıllı varlık. Talip yani öğrenci, akıllı bir varlıktır. Oysa elletani bir üstte neydi? Bahçeden bahsedilmişti. Bahçelerin bir aklı yoktu. Elleti yine bahçeler idi. Bahçelerin aklı yoktu. Ellezeyn'in sağda iki kitap vardı. İki kitabın aklı yok. Ellezi sağda kitap var. Kitabın yine aklı yok. Diğerlerine baktığımızda mesela elletani sonuncu örnek. Hemen sağında dalibetani var. İki kız öğrenci. Öğrencilerin aklı vardır. Demek ki bunlar yani has isim mensupları hem akıllı hem de akılsızlar için kullanılır. Oysa has olmayan isim mensuplarda men akıllılar için, ma akılsızlar, cansız varlıklar için kullanılmaktaydı. Sıra geldi sıla cümlesine. İsim mensubundan sonra sıla cümlesi girir demiştik. Bu sıla cümlesi neyin nesi? İsim mensubundan sonra gelen cümleye sıla cümlesi denilir. Sıla cümlesi isim mensubun ayrılmaz bir parçası. Yani ondan sonra daima gelir. Sıla cümlesiz kullanılan isim mevsul herhangi bir mana ifade etmiyor. Mesela ca'e geldi ellidi o şey ki ney ki belirsiz. O yüzden noksandır diyor. Bunu ancak ca'e geldi ellidi o şey ki ketebe ederse dersi yazan geldi dediğinde mana ortaya çıkmış oluyor. Sıla cümlesi nasıl olabilir? Sıla cümlesi üçe ayrılabilir. Fiil cümlesi olabilir, isim cümlesi olabilir, şibhi cümle olabilir. Fiil, isim ve şibhi cümle bunlar neyin nesi? Biz daha önce bunları yine anlattık. Sıla cümlesi isim cümlesi olarak, fiil cümlesi olarak ve şibhi cümle olarak karşımıza çıkabilir. Demek ki üç şekilde olabilir. Fiil cümlesi zehebe er-raculu ellezî. İsim mevsulden sonra başlayan kısım önemli. İsim mevsulden sonra bir fiil cümlesi varsa, bir fiille başlıyorsa cümle, fiil cümlesi deriz. Örnek, ra'eytu ki ra'a fiil tu, fail hu meful olur. Fiil cümlesidir. Ellediğinden sonra gelen kısım, yani sıla cümlesi. Sıla cümlesi nedir? İsim mevsulden sonra gelen cümledir. Fiille başlıyorsa fiil cümlesi, isimle başlıyorsa isim cümlesi. İsim cümlesinin örnek ca'e el-veledü ellezî, ellezî'den sonra ne gelmiş? Ebuhu alimun. Ebu baba demektir. Baba bir fiil değildir. Ebu, eba, ebi illetli 5 isimden biri zaten. Kitaba göre 6 illetlisinde denilmekte.
Ebuhu onun babası nedir? Alimun alimdir. Babası alim olan manasına geliyor. Veya şibhi cümle olabilir. Şibhi cümlede yine ellezî isminin sülünden sonra gelen bir kısım ama inde nedir? Bir zarftır. Zarf gelir ardından. İnde, tahte, emam gibi. Veya ne gelebilir? Harf-i cer olabilir. Fi, ba, min, ala gibi harf-i cer de gelebilir. Zarf geliyorsa veya harf-i cer geliyorsa ona şibi cümle deriz. Fiil gelmişse fiil cümlesi. Bu zaten isimdi. İsim cümlesi denilmekte. Buna göre yukarıda verilen örnekler ışığında siz de aşağıdaki cümlelerdeki sıla cümlesini ve türünü tespit ediniz. Sıra sizde sorusu. Yani cevap zaten elinizde vardır diye düşünüyorum. Ama yine de söyleyelim. Elleti'den sonra ne gelmiş? Ta'melu bir fiildir. Amile ya'melu fiil olduğuna göre fiil cümlesi. Ellezî'den sonra görüldüğü üzere fi harfi cer geldi. Öyleyse burası nedir? Bir şibhi cümledir. Harfi cerle birlikte olmuştur. Yani şibhi cümle ikiye ayırabiliriz. Bir harfi cer ile olur. İki zarf ile olur. Geldik üçüncü cümleye. Burada da ellezî yine isim mesul. Ardından hulukuhu. Onun ahlakı nedir? Hasenun, güzeldir, hoştur. Huluguhu, onun ahlakı. Huluk burada isimdir, muzaftır. Hu, muzafun ile huluk aynı zamanda müptedadır. Hasen, onun haberidir. Demek ki ellediğinden sonra gelen müpteda haber olduğuna göre isim cümlesidir. Sıla cümleleri işte Türkçedeki şöyle şöyleydi, şöyle çevirirdi, yazılmışı nasıl çevirir? Ait zamiri. Konuyla alakalı bir de ait zamiri söz konusu. Ait zamiri de sıla cümlesinde bulunan bir zamirdir. Sıla cümlesinde bulunup onun isim mevsule, onun isim mevsule bağlayan zamire ait zamiri denilir. Sıla cümlesinde olacak. Bu zamir isim mevsule uygun olarak gizli ya da açık bir şekilde gelebilir. Uygun olarak derken İrab bakımından uyacak. Yani müsret, tesniye, cemi olabilir. Müzekker, müennes olabilir. Bu tür şeyler önemli. Şiirlerin çekiminde yer alan merfu muttasıl zamirlerle müttesir, müstetir olanlar da ayet zamir olabilir. Yer alan merfu muttasıl. Muttasıl bitişik, merfu raf zamirleri yani fail olan zamirler olabilir. Bir de müstetir. Müstetir görülmeyen, gizli manasına, gizlenmiş manasına geliyor. Örneklerde görelim bunları. Hazara el üstazu ellezî ismuhu aliyyun. Ellezî isim mevsul. Sıla cümlesi isim mevsulden sonra gelir. Öyleyse ismuhu aliyyun. Sıla cümlesi bu. Bunda bir zamir olmalı. Ne o? Hu zaten var. İsmuhu onun ismi. Bu zamirdir. Gözde görünen bir zamir. Evet. Hemen şunu da söyleyelim. Bu bir sıla cümlesiydi. Sıla cümlesi, isim cümlesi, fiil cümlesi ve şibi cümle olarak 3 şekilde gelebilirdi. Burada hangi şekilde gelmiş? Burada isim cümlesi olarak gelmiş. Zaten isim kelimesi var başlangıçta. İkinci cümle, garatu, okumak, tu, fail. Garatu, ben okudum. El kitabı, kitabı. Ellezî, o kitap ki. Bakın burada geçmişten de bakabiliriz konuya. Geçmişte ne vardı? İsim mevsuller elif lamlı kelimeden sonra yani marifeden sonra gelirse sıfat olurlar diye kural vardı. Ta başta. El kitap burada marifedir, elif lamlıdır. Ardından isim mevsul geldiği için el kitabın sıfatı olur. Bunu bir hatırlayalım. 2. Ellezî bir isim mevsuldür. İsim mevsulden sonra gelenler sıla cümlesi olur. Sıla cümlesi fiil cümlesi olabilir. İsim cümlesi olabilir. Şibi cümle olabilir demiştik. Burada hangisi var? Erselte sen gönderdin hu onu ersele fiil te fail hu meful olmakta. Demek ki bir şeyi cümlesi buradaki sıla cümlesi. Diğer bakış açısı peki ait zamiri nerede? Ait zamiri sondaki zamirdir. Geçtik diğer cümleye. Rasale eddalibu. Eddalibu faildir. Ellezî de onun sıfatı olmaktadır. Çünkü eddalib elif lamlıdır. Nasara el mer'ete el acuze. Ellezî isim mevsul. Ardından sıla cümlesi gelmesi lazım. Sıla cümlesi burada fiil cümlesi mi, isim cümlesi mi, şibi cümle mi? Fiil cümlesi. Nasara gelmiş. Fiille başlamış. Nasara el mer'ete.
Zamirler de var. El mer'ete de zamir yok. Oradaki T kapalı T'dir. Zamir değil. El acuze burada da zamir yok. Zamir nerede? Nasara kelimesinde gizli. Gizli zamir. Müstitir diye yazıyor diye o zamir. Nedir o? Hıve zamiridir. Zamirlerle alakalı biraz bilgimiz olmalı ki doğru zamiri tespit edebilirim. Sorabilir yani. Vasalet dalibu ellediği nasara nokta nokta nokta. Nasara'ya uygun zamir hangisidir? Bunu herkesin biliyor olması lazım. Vessel eddaliban elledani ne oldu? Eddaliban eliflamlıdır. Elledani o da eliflamlı zaten eliflamlı da. Yani onun sıfatı olmak. Başka bakış açısı. Eddalibani tesniyedir. Madem fail raf durumunda olması lazım. Raf alameti eliftir. Elledani muret mi mebni mi diye sorulabilir. Murettir. Tesniyeleri muret olmak durumundaydı. Hangi durumda bu? Nun'un sağında elif var. Öyleyse raf konumunda. Peki burası ne? Nasara burası. Tesniye. Buradaki işte ne diyelim? İsim mevsule ait olan zamir nedir? Eliftir. Tesniye elifi. Vessalallahu ellezine nasaru. Burada vavdır ait zamiri. Tabi siz yine dikkat edin şunlara. Yani cümle ne cümlesiydi? Sıla cümlesi. Burada hep fiil cümlesi gelmiştir. Yine nasar burada ne yazmış? İyi bakalım da. Nasarat olmalı. Evet. Nasarat hiye gizli zamir. T'de gördüğünüz bu zamir nedir? Sonradan gelme. Arizi bir zamir. Arizi bir esre. Zamir zaten değil. Nasarat, ketebet, gaibenin müfredi burası. Üçüncü şahıs müfrettir. Bu kalıp nasarat. T'deki esre arizi. Sonradan gelme. Yani nasarat el mer'eti diye okunmaz. Nasaratil mer'eti. Geçiş yapman gerekiyor. Bu kelime de sakinle bitmiş. Nasıl geçiş yapacaksın? Sakinle hareket vermek lazım. Ne verelim? Sakinu izâ hürrike bil kesri. Sakinle hareket verileceği zaman esre verilir. Kaydısından ötürü T'de esre vardır. Vasaleti dalibatu ellati nasarna. Nasarna nedir? Cemi müennestir. Nun burada. Zamirimiz, failimiz. Nasarat burada hiye idi. Vasalet eddalibatu faildir. Aynı zamanda eliflamlı olduğu için ardından gelen isim mevsul onun sıfatı olmakta. Niye ellati geldi de mesela elleti gelmedi, ellezine gelmedi? Bunun bir sebebi var öyle değil mi? Eddalibatu cemi müennestir. Öyleyse getireceğiniz isim mevsul de cemi müennes olmalı. Dalibetü müfrettir, müennestir. Bu yüzden elleti müfret müennes gelmiştir. İsim mevsullerin uyumlarına da bakmakta fayda var. Buralarda anlatılan şeyler zaten bizim anlattığımız şeylerdir. O yüzden direkt geçtik arkadaşlar. Alıştırmalara geldi sıra. Cümlelerde geçen isim mevsulü parantez içinde verilenlerle değiştirerek cümleyi buna göre yeniden yazınız. Az da okuyamadık. Bayağı şey varmış. Bakalım. Câe el-müderrisü ellezî. Yani o yazılan şeyi yapmadan önce şunlara dikkat kesilelim. Câe fiil. El-müderrisü faildir. Müfet olduğu için raf alameti zamme. El-müderris eliflamlıdır. Yani marifedir. Marifeden sonra gelen isim mevsul onun sıfatı olmaktadır. Demek ki ellezî sıfattır. Neyin sıfatı? El-müderrisü. Her neyin sıfatı olursa ona mevsuf derler. Mevsuf, mevsuf. Ellediği tamam. Peki devam edelim. Ellediği bir isim mevsuldür. Sıla cümlesi ne ola? İsim cümlesi, fiil cümlesi, şibit cümle hangisi? Alleme, öğretti. Na bize. Ne bu? Bir fiil cümlesi. Fiil cümlesi olarak gelmiş. Şimdi soruya geçelim. Ellediği de değişiklik yapmamızı istemişler. Mesela elledani, ellediğine, elleti, elletani, ellati. Bunları kullanın demişler. Elledi yerine elledani yani tesneyi kullanırsan ne yapman lazım? Sağında değişiklik yapman lazım. El müderrisu kelimesi ne olur? El müderrisani. Bu da tesniye olur. Elledi yine cemidir, müzekkerdir. Onu buraya koyarsan sağdaki kelimeyi de cemi müzekker yapman gerekir. Nasıl yaparsın? Kelimenin sonuna vav ve nun ekleyerek. El müderrisune dersin, olur biter. 3. Elleti yani müsrettir, müennestir. Buraya müsret müennes olarak elletiyi getirirsem, el müderrise tu
derim. Sonra bunun da bir kapalı T gelmesi gerekir. Elle tani, dördüncü cümle. Elle tani yaparsam burayı. Elle tani özelliği ne ki? Müennestir, tesniyedir. O zaman müderris kelimesinin de tesniye müennes yapman gerekir. El müderrisu, el müderrisani dersen müzekker tesniye olur. El müderrisetani dersen müderrisetani. O zaman da ne olmuş olur? Tesniye ve müennes olmuş olur. 5. Ellati cemidir, müennestir. O zaman el müderriste nasıl bir değişiklik yapılır? El müderrisatu. Yani cemi müennes yapmış olur müderris kelimesini. Demek ki isim mefsulü değiştirdiğinde ne oluyor? Sağındaki kelime de değişiyor. Neye göre değişiyor? Müfret, tesniye, cemi bakımından uyum aranıyor. Başka? Müzekker, müennes bakımından uyum aranıyor. İyi de niye? Çünkü el müderrisü kelimesi elif lam yani marifedir. Ardından getirdiğin isim mefsulün sıfatı olacaktır. Sıfat, mefsul arasında bu uyum aranır diye ünitenin ta başlarında zaten değinmiştik. İkinci soru, boşluklara has isim mensullerle doldurunuz. Has isim mensul neydi? İşte bunlar yani. Ma değil, men değil, onun dışındakiler. Raca'e döndü, elverdi çocuk. Bakalım vermiş mi örnek, vermemiş. Direkt kendiniz doldurun, şıklar falan yok, parantez yok. Raca'e döndü, elverdi çocuk. Şimdi noktalı yere getireceğin kelime, noktalı yerin hemen sağındaki ile çok alakalı. El-veledü müfrettir, müzekkerdir ve merfudur. Müfretlerdeki raf alameti zamme. Öyleyse buraya getireceğimiz kelime müfret olmalı, müzekker olmalı, merfu olmalı. Ellezî gelir. Zaten ellezî, merfu, mensup, mecrur değişmez ki. Her halükarda ellezî yazarım çünkü mebni idi hatırlıyorum. Vasalet, yine vasalet, T aslında sakin, arizi olarak esreli. Geçiş yapmak gerektiğinden sonradan ese verilmiş. Vasaletil bintu. Yani bint nedir? Her zaman için noktalının sağ tarafına bakıyoruz. Ona göre belirliyoruz. Bint kız demek. Yani bir kız ne olabilir? Müennes olur. Müsret olur. Öyleyse müsret müennes lazım. O da nedir? Elleti gelir. Raca'a döndü evveledü çocuk. Ellezi o çocuk ki zehebe. Gitmişti ile suği. Çarşıya, çarşıya giden çocuk döndü. Rasalet vardı, ulaştı el bintu kız. Elleti o kız ki tel'abu oynuyor fil hadigati bahçede. Bahçede oynayan çocuk ulaştı. Vardı. Hazara el feteyani. El feteyani nasıl bir kelime? Tesniye bir kelime. Müzekker bir kelime. Bu durumda bize tesniye müzekker lazım. Peki tesniye getireceksin buraya. İsim mensubun tesniyesi mebni değil, murettir. Yani irabına dikkat etmen lazım. Sabit değil, değişken. Tamam. El feteyani nasıl yazılmış? Esreli nun, sağında elif var. O zaman ben de getireceğim kelimeyi. Esreli nun, sağında elif var. O şekilde getirmem lazım. Ne o? Ellezi, ellezani. Ellezani diye getirdim. Peki sen feteyani'nin müzekker olduğunu nereden anladın? Elif'ten önce T yok çünkü oradan anladım. Ra'itu ra'afi tu fa'il en-nisa'e mef'ul olmakta. Ra'itu ben gördüm en-nisa'e bayanları, kadınları gördüm. Getireceğimiz kelime ne olması lazım? Cemi müennes olması lazım. Çünkü nisa kelimesi cemidir, müennestir. Öyleyse bize cemi müennes ne olabilir? Ellati, ellevati olabilir. Ellai olabilir. 2-3 tane vardı. Herhangi birisi. 5. Sellemtu ala. Selleme fi tufail alel ummali. Ummal amilun bir işçi. Amilani iki işçi. Ummal işçiler. Cemi mükesser çoğul bir kelime. İşçilerin aklı var mı? Var. Öyleyse getireceğin isim mensul de ona uygun olması lazım. Yani cemi ve ne olacak? Müzekker olacak. Müennes değil. Cem'in müzekker ne var? Ellezine var. Ellezine o işçilere selam verdim ki onlar ya'melune çalışıyorlardı fil hadigati bahçede. Tilke hiye el fetatu. Tefevvekat. Şu var. Fetatu bilmediğinizi düşünün.
Aslında açık yani. Kelimenin sonunda T var. Müennestir. Başka Elif'ten önce de T var. Bunlar müennes olduğunu gösteriyor zaten de diyelim bilemedik. Soldan yardım alınabilir. Tesevvekat, nasarat, ketebet, raibenin müfredi yani üçüncü şahıs müfrettir. Demek ki burası da ona uygun bir şey. Zaten genç kız demek bu. Hiye zamirinden de belli ne oldu, tilkeden de böyle her şey bunu gösteriyor. Öyleyse elleti olur. Şekertu eddabibati, şekertu şekerafitu fail, ben teşekkür ettim eddabibati. Tabip nereydi? Tabipler odası bile var ülkemizde. Demek ki ne oldu? Açık. Bayan doktorlar demek bu. Kelime cimi müennestir. Öyleyse cimi müennes bir kelime lazım. Ne olsun? Ellati olsun. Hatani tesniyedir. Nasıl bir tesniye? Müennes bir tesniye. Direkt belli. Huma eddalibetani. Esrenin onunla bitmiş. Tesniye bir kelime. Sağında Elif var. Raf halinde. Elif'in de sağında T var. Demek ki müennes. Demek ki müennes bir tesniye lazım ve raf halinde olmalı. Raf halinde olması gerektiğini nereden çıkardınız? Eddalibetani Elif lamlıdır. Öyleyse gelecek kelime onun sıfatı olacaktır. Buna dayanarak söylüyorum. O yüzden elletani olur. Garatu kitabeyni. Garafitu fail el kitabeyni meful olmaktadır. Ya ile yazılan bir tesniye. Öyleyse ya ile yazılan bir tesniye lazım. Nun'un sağında ya olacak. Kitabun, kitabani, kitabeyni. Tesniyenin cer hali, nasb hali ya iledir diye söylemiştim. Buna uygun olarak ne lazım? Ellezi, ellezani, ellezeyni. Ellezeyni getirilir buraya. Garaktu ben okudum el kitabeyni, iki kitap okudum. Ellezeyn öyle iki kitap ki iştaraytu ben satın almıştım. Huma o ikisini. Satın aldığım iki kitabı okudum. Beket yine. Buradaki ti zamir değil yani. Nasar ti, ketet ti, fetah ti değil. Beket. Eddifle tani. Esteye nunla bitmiş. Demek ki tesniye. Sağında elif var. Demek ki merfu. Onun da sağ teli. Demek ki müennes. Getireceğim kelimenin özelliklerini söyledim. Nasıl bir kelime getireceğim? Tesniye olacak, merfu olacak, müennes olacak. Elleti, elletani. Elletani olacaktır. Bunları hep yukarıdaki tabloyu ezbere bildiğimden söyledim. Siz de aynı şekilde söyleyebilirsiniz. Üçüncü soru. Boşlukları men ve ma ile doldurunuz. Faze çalıştı veya kazandı. Ma o şey ki. İştehe de çalışmıştı. O şey çalışabilir mi? Men o kimse ki. İştehe de çalışmıştı. Fi durusihi derslerine. Dersun durusun cemim kester. Derslerine çalışan kişi başarılı oldu, kazandı. Men olacak yani akıllı varlık. Çalışmak akılsız bir varlığa mahsus değil, akıllı varlığa mahsustur. Bu yüzden men'i seçiyoruz. Çok kolaydı. Ef'alu ben yapıyorum veya yapacağım. Ma o şeyi ki tef'alu sen yapıyorsun hu onu. Senin yaptığın şeyi ben de yapacağım. Bu yüzden ma seçilmiştir. Qara'tu, qara'tu fail. Qara'tu ben okudum. Neyi? Ma o şeyi ki ketebte sen yazdın hu onu. Senin yazdığın şeyi okudum. Vesale vardı. Ulaştı. Men o kimse ki e'rifu ben tanıyorum biliyorum hu onu. Şekertu ben şükrettim. Ma o şeye. Bir cansız varlığa şükredilmez. Şekertu ben şükrettim. Teşekkür ettim. Men o kimseye ki Nasara yardım etmişti. Ni bana. Bana yardım edene teşekkür etti. Serra sevindirdi. Ni beni. Ne sevindirdi ki acaba? Ma o şey ki faaltumuhu siz onu yapmıştınız. Raeytu ben gördüm. Men o kimseye ki yeclisi oturuyor fil hadigati bahçede. Ma indekum yenfedu. Men indekum yenfedu ve ma indallahi bak. Se'uhziru leke. Se'uhziru ben hazırlayacağım veya getireceğim leke senin için. Ma o şey ki turidu sen istiyorsun hu onu. Hayrun nas insanların en hayırlısı men. O kimsedir ki yenfe'un nas insanlara faydası dokunuyor. Dördüncü soru cümlelerde geçen isim mesullerin cümledeki görevini örneklerde olduğu gibi anlatınız.
hangi görevdeler? Misal demiş, şahetu el mer'eteyni elleteyni tef'alani el hayr. Sıfatun lil mef'ul. Ne elleteyni demiş. Sıfatun sıfattır. Neyin sıfatı? Lil mef'ulü mef'ulün sıfatıdır demiş. Elleteyni için. Sâfera el mühendisü ellezi. Ellezi nereden sonra geldi? El mühendisten sonra. El mühendis elif lamlı. Yani ellezi onun sıfatı. El mühendis cümlede ne? Mef'ul olabilir mi? Yok. Öyle bitmiş. Öyleyse fail. Demek ki ellezi nedir? Sıfetun lil fa'ili diyebilirsin. Sıfatun lil fa'ili. İki, eflaha ellezine ictehedu. Eflaha felah buldu, kurtuldu. Ellezine o kimseler ictehedu, gayret ettiler. Ellezine burada fail oldu. Failun, direkt fail. Li fi'li eflaha diyebilirsin. Eflaha fiili için faildir. Sonuçta ellezine fail. Ra'aytu el binte elleti ra'a fi'l tu fail el binte mef'ul olur. Elleti ne oldu? Mef'ulün sıfatı oldu. Sıfatun lil mef'uli. Ca'e men, ca'e fi'l men ne olur? Fail olur. Nukrimu nahnu gizli zamir olmakla beraber fi'l, fail, men, mef'ul olur. Elledi mübteda. Uhibbu ben seviyorum ene fail. Ümmi annemi. Elleti o anne ki. Sıfat oldu. Neyin sıfatı? Ümmi'nin sıfatı. Cümlelerde geçen sıla cümlelerin altını çizip türünü belirtin. Ra'aytu el-müslimine ellezine ellezine'den sonra gelen sıla cümlesi olur. Nedir o? Yedufune fiildir. Demek ki fiil cümlesi. Ellati nedir? İsim mevsul. Ardından gay zayne gelmiş. Gazayne, nasarne, ketebne, cimvennet bir fiil bu. Dolayısıyla nedir? Fiil cümlesidir. Ellati bir isim mevsul. Ardından gelen sıla cümlesi fiil cümlesidir. Elledi isim mevsul. Ardından gelen cümle sıla cümlesi yani nedir? Ala harfi cerri ile kullanıldığından şibhi cümledir. 4. Beket el fetatu elleti saat. Saat ne olur? Saat değil tabii. Sonuç olarak fiil cümlesi. Huluguha isim cümlesi. Yuridu fiil cümlesi. Yüşrifne fiil cümlesi. Menfazu fiil cümlesi. Şi harfi cerle başlamış. Demek ki şibih cümle. Ellezi ebuhu onun babası nedir? Neccarun neccardır. Ne oldu? İsim cümlesi. Mübteda haber çünkü. Parantez içinde verilen fiilleri isim mevsule uygun bir şekilde yazın. Demek istemişler sanırım. Evet, fiilleri isim mevsule uydurun denilmiş. Mesela selamtu veya sellemtu alel müderrisine ellezine ki haraca. Ellezine nedir? Cemidir. Öyleyse haracı da cemi yapman lazım. Haracu olur. Haraca, haracu olur. Fiil mazi olduğu için bu kelimenin raf, nasb, cer durumu fark etmez. Mebnidir sonuçta. Ellezani tesniyedir. Amila olur. Bunu da tesniye yaparız. Yezhebne yaparım. Çünkü ellati cem-i müennestir. Şiiri de cem-i müennese dönüştürüyorum. Aynı şey. Elleti nedir? Müsrettir, müennestir. Dehale, dehala, dehalu, dehalet. Müsret, müennes, dehalet olur. 5. Ellezine yebhesune olur. Ellezine cem-i müzekkerdir. Ben de yebhesune cem-i müzekker yaparım. Elledani tesniyedir ve müzekkerdir. Yeclisani yaparım. Elleteyni müennestir. Başka nedir? Müennestir ve tesniyedir. Dabeha, dabahu, dabahu, dabahat, dabahata olur. Tesniye ve müennes yaparız. Ellezine yine cimidir. Öyleyse bunu da cimi yaparsın. Nasıl yaparsın? Sonuna vav ekleyerek. Vesalu olur. Elle tane tesniyedir. Ekele ekele olur ama müennestir aynı zamanda o zaman. Ekelet ekeleta. Cevap ne? Ekeleta olur. 10. Şeker tut tabip ellezi fahase. Fahase zaten fahase olacak. Yapacak bir şey yok bunda. Çünkü ellezi müsret müzekker. Fahase da müsret müzekker. Bir problem yok ortada.
ait zamirleri tespit edip açık olanların altını çizin. Ben hepsini çizeyim. Ait zamirler istenmiş. Ehaztu. El kıssata elleti ki garakte ha olur. Bir kere ait zamiri isim mesulden sonra gelir. İsim mesul bu. Ardından gelen zamir. Mümkün olduğunca meful zamirler. Ha'yı seçeriz. Ellezi ardına ekramtu hu zamirdir burada. Arada aranan zamir. Elleti eha zet. Eha zet. El caize. Burada açık bir zamir söz konusu değil. Buradaki ti zamir değildir. Ehazet, ehazeti. Yani oradaki esre arizi. Sonradan gelen zamir değil. Elleti iştaraytu ha aranan zamir ha zamiri. Tabi burada zamir hiye idi, onu da söyleyelim. Açık değildir, altını çizmeyin ama hiye aranan zamir idi. Beşe geldik. Ellezine yes'auna fil hayri. Burada vav fail olur. Ama aranan zamir midir? Aranan zamirdir. Altı tuhibbu el ummu el bint elleti tusaidu ha zamir olur. Yediye baktığımızda yuşrifu, burada açık bir zamir yok, hüve olur. Ellezî fahasa ni olur. Fahasani mütekellim yazısı var burada. Es-seyyarat elleti ki merrat hiye gizli zamir. Ekramuni zamiri var. Buraya baktığımızda parantez arasından kelimeler seçerek cümleler oluşturun denilmiş ki bayağı bir uzun iş geldi bana. Birbirleriyle cümleleri eşleştirin, mana bakımından uyması gerekiyor. Uyumlu mana, yani bir yerde bilimden bahsederken diğer yerde bilimle hiç alakası olmayan bir şeyden bahsedemez. Konunun tutması gerekir. Hâzâhu el mühendisü ellezî, mühendisten bahsetmiş mesela. Ardından seragu desem hırsızlık olmaz. Saferne yolculuk, o da olmaz. Vesale min Ankara yuhibbuha el merza erselehumullah. Bir tane yapayım çoktan. Geçmem gerekiyor burayı da. Amentü bil enbiya'i. Amentü ben inandım. Bil enbiya nebilere. Ellediğin o nebiler ki ersele gönderdi. Hum onları kim? Allahu Allah. Tam tuttu. Evet, uygunlu bulduk. Böyle mananın tutması gerekiyor. Çok zamanın kalmadığından her birine bakamayacağım. Necaha Abdullah bu ellediğine var. Artık bakmıyorum, devam ediyorum. Uygun isim mevsulü birleştirin denilmiş. Oraya da geçtik. İsim mevsulleri ve türünü tespit ediniz. Ayette geçen. Türünü tespit ediniz. Nerede isim mevsul var? Men var. Genel olarak isim mevsullerden has değildir. Akıllı için kullanılır. Rabbena ufir lena vel ihvanina ellezine hastır cimi müzeker. Ellezine cimi müzeker. Başka ne? La amilim ma. Ma akılsız varlıklar için kullanılan genel isim mensuplardan. Ellezi müsret müzeker. Vellezine cimi müzeker. Ellezine cimi müzeker. Ma var burada da. Genel olanlardan. Men akıllı varlıklar için. Ma yine genel olarak gelmiştir. Anlatacağımız şey sanırım buraya kadar. Burada yine sorular var. Evet, buraya kadardı. İnşallah faydalı olur.